Karagöz. Karagöz türkücü. Yazan Ekrem Bektaş. Oynayanlar Ercüment Balakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçük Ayvaz, Vural Buldu, Yaşar Özdemir. Müzik Taner Güncüoğlu. Ses kayıt Fahrettin Yeltekin. Giderken aldı da bir yağmur, katibimin fetresi uzun, eteği çabur. Ooo Karagöz'üm, maşallah keyfin yerinde. Yerinde Hacı Vatelebi, yerinde. Herhalde kendine bir iş buldun Karagöz'üm. Buldum Hacı Vatelebi, kendime iyi bir iş buldum. Oh, çok sevindim, ne iş buldun? Hem karlı hem de zevkli bir iş Hacı Vatelebi. Tabii Karagöz'üm, iş olunca öyle olmalı. Merak ettim, neymiş? Türkücü olacağım, türkücü. Ne? Anlamadım Karagöz'üm. Anladın, anladın. Ama ben bir daha söyleyeyim. Türkücü olmaya karar verdim Hacı Vatselebi. Ama Karagöz'üm, senin sesin yok ki. Niye? Sen her zaman sesin çok çıkıyor demez miydin? Canım, o ses başka ses. Ses terbiyeli olmalı. İyi ya, benim ağzımdan da kötü söz çıkmaz Hacı Vatselebi. Ah Karagöz'üm ah! Ben şimdi sana nasıl anlatayım bilmem ki. En iyisi sen bir türkü söyle de onun üzerinde izah edeyim. Şimdi oldu Hacı Davcav, söylüyorum. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Tamam Karagöz'üm yeter. Söyle bakalım. Sen şimdi bu türküyü beğendin mi? Beğenmedim Hacı Davcav. Aferin Karagöz'üm. Şimdi söyle bakalım. Neden beğenmedin? Türkü yarım kaldı da ondan yahu. Aman Karagöz'üm, bunun yarısı da bir, hepsi de bir. Deme be, öyleyse türkücüler fazla söylüyor. Anlamıyorsun Karagöz'üm. Tekrar söyle, yeniden izah edeyim. Tamam, Üsküdar'a giderken... Başka bir şey söyle yahu. Yine yarım kaldı Hacı Cavcav. Başka bir türkü söyle. Hadi Karagöz'üm. Başka bir türkü mü? Tane daha biliyorum Hacı Vatçelebi. Söyle. Söylüyorum. Üsküdar'a giderken benzin buldum. Yahu Karagöz'üm, bu aynı türkü. Aynı değil Hacı Davcav. Birincisinde yağmur yağıyordu, ikincisinde benzin buldum. Olsun Karagöz'üm, aynı türkünün devamı. Deme be, ben onları ayrı ayrı zannediyordum. Değil efendim, başka söyle. Başka mı? Evet. Hepsini söyledim Hacı Davcav, başka yok. Aman Karagöz'üm. Bir türküyle türkücü olunur mu? Öğrenirim yahu, daha yeni başladım. Sen bilirsin Karagöz'üm. Sana laf anlatmak zor. En iyisi ben karışmayayım. Nasıl olsa kendin anlarsın. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum. Güle güle Hacı Vatselebi, güle güle. Öyledir zaten. Sanatçıyı kimse çekemez. Kendisi olamadığı için beni de olamaz sanıyor. Merhaba Karagöz baba. Oo merhaba Temel Reis. Bugün neşelisin. Tabii. Öyle mi görünüyorum? Öyle görünüyorsun yahu. Aferin, bildim. Kendime bir iş buldum. Keyfim yerindedir. Ya iyi iyi. Ne iş buldun? Türkücü olmaya karar verdim. Yok yahu, iki olduk desene. Anlamadım. Neyse sonra anlarsın. Nasıl karar verdin türkücü olmaya? Ben müziğe çok küçük yaşta başladım. Beriye gel beriye. Bir adım daha yanaşayım mı? Yahu en sonunu anlat. Nasıl karar verdin türkücü olmaya? Anlatayım. Bir gün aynaya baktım. Dedim ki bu surat türkücü olur. Yahu suratla türkücü olur mu? Sesin nasıl sesin? Ben de onu diyorum da. Bu surattan iyi ses çıkar. Yahu bu suratın neresinden ses çıkar? Ağzını aç, ağzını. Ben de öyle yaptım da. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Biraz sonra komşular toplandı. Uy ne kadar duygulu söylüyorsun. Birisi can çekişeyi zannettik dediler. Ya oku bakalım şu türküyü, ben de fikrimi söyleyeyim. Tamam oldu. Oy oy evlendim,
güneş çalmasunsa, güneş çalmasunsa. Nasıl? Pek bir şey anlamadım ya. Başka bir tane daha söyle bakayım. Tamam, söylüyorum. Oy oy Fatime, güneş çalmasın. Dur yahu, dur dur. Ne oldu? Mikrofon mu bozuldu? Yok yahu, bu deminki türkü. Oy, deminki olur mu? Onda Emine'ydi, bunda Fadime. Olsun yahu, ikisi de birbirine benziyor. Doğru dur, Emine ile Fadime birbirine benzer. Kemençeyi söyleyeyim mi? Tamam, söyle. Oy oy kemençe, güneş çalmasın sana. Dur yahu, dur dur. Anlaşıldı, anlaşıldı. Uy, ne sabuk anladın. Sen de türkü bilir misin? Bilirim tabii. Üsküdar türküsünü biliyorum. Söyle de dinleyelim. Oy oy Üsküdar, güneş çalmasınsa, güneş çalmasınsa. Nasıl? Fena değil ama biraz garip kaçtı. Üsküdar'a güneş çalar da. O kadar gariplik olsun canım. Türküyü ilk defa sana söylüyorum. İlk olarak fena değildir. Biraz daha çalış. Ben gidiyorum. Güle güle, güle güle. Ben de gidiyorum. Aman bre deryalar, aman koca deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Ya Hüsmen ağa, ne güzel söylüyorsun, bir daha söylesene. Söyleyeyim be ya. Beğendin mi? Onu değil yahu, türküyü söyle, türküyü. Öyle desene be ya, ben de derim Karagöz niçin cüş ister. Ya bırak şimdi cüşü, türküyü söyle. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Ebe bu bizim memleketin türküsüdür. Rahmetli babam çok söylerdi bunu. İyi, başka bildiğin var mı? Uhuu, yok be ya. Alişimin kaşlarını bilirim. Pencere açıldı bilirim. Dağlar dağlar bilirim. Vay be. Ben bir tane biliyorum, türkücü olmaya kalktım. Debe benim eşek bilir 3-5 tane. Yapma yahu, nereden öğrenmiş? Benden öğrenmiştir be ya. Ben ne zaman türkü söylerim, benim eşek diker kulaklarını. Yahu Hüsmen ağa, madem o kadar çok türkü biliyorsun, neden türkücü olmuyorsun? Ben türkücü olursam, kim satar zerzavatı? Yahu, türkücü olur da çok para kazanırsın. Zerzavatı kim satarsa satsın. Olmaz be ya. Yazıktır zerzavata. Ben satarım zerzavatımı. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız. Adama bak yahu. Sanatı iki küme zerzavata değişiyor. Abada deryalar, boyumuz aynı, biz nişanlıydık. Ney 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 ney. Baba, bakıyorum keyfin yerinde maşallah. Yerinde evladım, yerinde. Söyle bakalım, sen türkü bilir misin? Elbet bilirim baba. İyi iyi, kaç tane bilirsin? Kaç tane mi? Hiç saymadım ki. Herhalde 100 tane falan bilirim. Ne? 100 mü? Amma attın yahu. Kızma baba, 90 olsun. Çok evladım, çok. Tamam baba, 80 olsun. Sen kaç tane biliyorsun? Senin kadar değil tabii evladım. 70 mi? İn. 60 mı? İn. Nereye ineyim baba? 1,5'a kadar in evladım. Ne? 1,5 mu? Biri anladık da. Buçuk ne oluyor? O buçuğu da biraz önce Hüsmen ağadan öğrendim. Hüsmen ağa çok mu biliyor? Onun eşeği bile 5 tane türkü biliyormuş. Kaç tane bilirse bilsin baba, hepsi aynı makamdandır. Yok evladım, makamını da ayırıyormuş. Desene, sen eşek kadar olamadın. Hah, onu iyi söyledin evladım. Eşek kadar olamadım. En iyisi türkücü olmaktan vazgeçeyim. Ne? Türkücü... Türkücü mü?
Sen Türkücü mü olacaksın? Yok evladım, mesela dedim. Ha, öyle de. Öyle dedim evladım, öyle dedim. Ben gideyim bari. Tamam baba, ben de gidiyorum zaten. Ne o Hacı Vatçelebi? Döndün dolaştın yine karşıma mı çıktın? Sen hala buralarda mısın Karagöz'üm? Türkücülük ne oldu? Türkücü olmaktan vazgeçtim Hacı Cavcav. Saz çalmaya karar verdim. Ne? Saz çalmak mı? O da nereden çıktı Karagöz'üm? Sen hiç eline saz almadın ki. İyi ya, bundan sonra alırım işte. Senin çaldığın sazı kimse dinlemez Karagöz'üm. Kimse dinlemezse ben de hüsmen alır eşeğine çalarım. Aman Karagöz'üm, eşek sazdan ne anlar? Anlar anlar, türkü söylediğine göre sazdan da anlar. Hadi yürü Hacı Vatçelebi. Nereye gidiyoruz Karagöz'üm? Hemen bir saz bulalım da vakit geçirmeden başlayalım. Ah Karagöz'üm ah! Sen bir türlü uslanmayacaksın. Merak etme Hacı Cavcav. Saz çalmaya başladım mı uslanırım. Yürü sen, yürü.